İçi pişmemiş sarma yani. Kime göre? Kayınvalidelere göre. Açıkçası biz buna benzer bir şey o gün masanda da söyledim. Yaşamıştık ve bir patlıcanla yapılan patlıcan kebabını kayınvalideler kabul etmediler. Çünkü bunun tadına varabilecek kadar, eleştirilebilecek kadar önümüze konmadığı için ve bu bir ana yemek olduğu için dediler. Eksik buluyoruz biz bunu. Ve dolayısıyla da o zaman 2-1 kullanılmıştı. Yani hem seyircilere Zuhan Hanım hem size soruyorum. Hani benim menüm ve benim masam onun masası. Aynı şey demeydi, arada bir puan ya da hani belki kaybedebilirim ben bu akşam. Maalesef evet, öyle bir durum yani, var. Çünkü bugünkü gelinimiz hani de adalet aslında... Adalet nerede yani, evet. Çisem de güzel puanlar almaya başlamıştı. Evet, mesela 7 puan verdi Zeynep Hanım, şaşırtıcı bir şekilde. İşte Zeynep Hanım hani o 7'yi nasıl verebildi? Beğendim, bana 4 evet. verirken. Ama 3 de verildi mesela. Evet, yok. Ya öyle demeyin, gerçekten bana, yani... Şimdi şöyle en olacak. Sona kalındı. Hayır, gerçekten haksızlık en yapıldı. En son kanılmadı yani, bana 3 de aldım, 4 de aldım. Ama yemeği beğendim yani. Puanlar. Ama benim masam gerçekten 3'lük 4'lük değildi. Ama ben onun yemeğini de beğendim yani, ne demek? Benim yani. Yemeğimi de beğendiniz senin ama. Senin yemeği beğendim ben ona. O yemeğini beğendim. Onun 3 çeşidi beğendim. Seninkini bir tanesini beğendim. Onun 3 çeşidini beğendim. Benim hepsini yediniz. Hepsini beğendiniz. Hayır, hiç de yemedim. Yani bütün, benim hiçbir yemeğim eleştirilmedi çorbam dışında. O da soğuktu. Onun dışında hiçbir şey eleştirilmedi benim yemeklerimi. Bugün 3 puan verdiler. Yani hazır masa. Evet, 3'ü de hiç kimse hak etmiyordu aranızda. Onu da söyleyebilirim. Onu da zaten söyledim. 3'ü hiç kimse hak etmiyor. Yani. Peki. Bu arada 15 bin TL'yi bir hatırlayalım sevgili Merve. 15 bin TL için buradasınız. Herkesin ihtiyacı var. Birazdan da sahibiyle buluşturacağız. Evet, aranızdan birisi buradan başarmış ve büyük ödülün sahibi ya. Olarak çantası dolu bir şekilde ayrılacak ama ondan evvel tabii ki haftanın lezzeti tepsi oruğuydu. Şimdi onu en güzel yapanınızı seçeceğiz. Zeynep Hanım, bana bir isim söyleyin. En güzel tepsi oruğunu yapan gelinimiz kimdi? Çiğdem Hanım'ın gelini. Medine diyorsunuz. Emine Hanım? Ben de aynı şeyi söylüyorum. Siz de. Evet. Çiğdem Hanım? Ben maalesef ki Jamaika'nın, Canan'ın değil. Evet. Canan'ın çünkü neden dersiniz? Yani yabancı olduğu halde Atalya'ya karşı. Evet, o bir başarıydı. Yani tebrik ediyoruz. Benim için ben çok büyük başarı. Siz de Nezahat Hanımcığım Medine'nin diyorsunuz. Öznur Hanım? Ben de Medine'nin diyorum. Medine'nin diyorsunuz. Ve ben de Medine'nin en iyi sinik köftesi güzel yaptığını ya. Düşünüyorum ve alkışlıyoruz onu. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok lezzetliydi. Yani çok Eline emeğine sağlık. Cemil'in seninki de güzeldi. Ama maalesef diğer gelinlerimiz sinik köftesi kategorisinde çok başarılı bir sınav sonucu elde edemediler. Ama gelelim tabii ki asıl sonuçlara. Tabii ki heyecan dorukta. Puanlar birbirine yakın. Dengeler dedik ki oynadı. Evet. Bugünkü puanlar da fena değildi. Evet, 3-4 aldın ama 7 puan da aldın, 6 puan da aldın. Bakalım sonuçlara nasıl etki etmiş. Şimdi maalesef açıklamaktan en keyif almadığım sonucu sizlerle paylaşıyorum. Bu haftanın en düşük puanını alan gelinimiz maalesef... Cermey sen oluyorsun. Evet. Hiç istemezdim. O kadar tatlısın ki. Sağ ol. Ben çok mutlu oldum seninle tanıştığıma. İyi ki geldin. İyi ki bizimle bu maceraya girdin. Sağ ol. Büyük bir cesaretti. Tekrar tebrik ederim. Teşekkürler. Çok güzel bir renk kattın. Eline yemeğine sağlık. Güzel yemeklerin de vardı ama kayınvalideler sana maalesef inanamıyorum 13 puan verdiler. Ve ben de sana 6 puan vermişim. 19 puanla tamamladım. Çok teşekkür ediyorum. Ve geliyoruz dördüncümüze. Hadi. Evet. Maalesef 15 bin TL'ye veda eden bir diğer isim. Aramızda yok ama Nuriye oldu Zeynep Hanım. Gelininiz 18 puan kayınvalidelerden, 5 puansa benden almış. 23 puanla tamamladı Nuriye. Sağlık olsun. Ve geliyoruz üçüncümüze. Maalesef o da diğer açıkladığım isimler gibi 15 bin TL'ye veda etti. Çisem sen oluyorsun. Tatlım sen de kayınvalidelerden 20, benden 6 puan almışsın. 26 puanla tamamladın. Eline emeğine sağlık senin de. Ve geldik bu haftanın en önemli, en heyecanlı anına. Gerçekten. İkisi de çok yüksek puanlar aldılar. Evet. Hem Medine hem Ezgi. İçlerinden bir tanesi şu 15 bin TL ile dakikalar sonra buradan şampiyon olarak ayrılacak. Acaba hangisi ipi göğüslemiş? Hangisi bu haftanın birincisi olmuş? Ben söylemem. Hani dediğim gibi yani kıyaslanabilecek bir şey mi? Benim masamla onun masası menüsü. İkinizin finalist olması senin için
Şaşırtıcı mı? Çok şaşırtıcı. Aa. Kurulmamış bir masa. Yani ne alaka şu an? Olmamış bir evet. mantı. Ve yani gördünüz ki herkes de biliyor, izlerken de görecekler. Benim ciğer sarmam. Yani. Ana yemek olarak. Ciğer sarma ve mantı. Evet yani şu anda vermeselerdi kayınvalideleriniz verdi. İşte ne yazık ki. Ne yazık ki. Bu kayınvalidelerin adaletsizliği. Yani kabul etmiyorum bu dediğinizi. İzlerken göreceksiniz. Ben o kadarını söylüyorum. Aslında evet. Yani gayet güzeldi benim yemeklerim. Enteresan yani bir... Hak ettim yani o puanı. Hiç kimse kusura bakmasın. Ben düşünmüyorum hak ettiğinizi. Benim şimdi Afrika olduğum için böyle puan mı aldı acaba? Yok, alakası yok. Ya, birazcık işte hanımlar maalesef bilmedikleri gerçi çok da farklı bir şey de pişirmemiştin açıkçası. Hemen hemen bildikleri şeylerdi. Özellikle çorbana bayılmıştım. Ama gerçekten Medine'ye birazcık katılıyorum. Çünkü biz de ilk kez kurulmamış bir masa ve gerçekten de miktar olarak ana yemekte görmeye alışkın olmadığımız az bir porsiyonla bir finalist görüyorum. Ben de gerçekten şaşkınım ama bu da onun şansı. Benimki yani, az ama şeyinki de azmış yani ana yemeğe. Az porsiyonlar. Benim az değildi. Hayır Cem'inkini söylüyor. Onunki de az porsiyonlarmış. Onunki niye gündeme çıkmıyor da benim mantım gündeme çıkıyor? Ama o zaten yani mantısı hep gündeme geliyor. Yani mantım az olabilir ama onun yemeği de azmış. Ben yani açtım yani. Ama açtığım, kestim, içini doldurdum. Sofraya sundum. Şu an benim mantım. Tam sofram olmayabilir ama mantım konuşuluyor. Öyle yok, öyle gelinle laf yapalım. Sizin geliniz de az porsiyonda. Ondan sonra sen gelin. Yani mantı sayıylaymış. Hani sayıyla mantı olmaz. Hanginiz el açması bir şey yaptınız? El açması değil, el lezzeti önemli. Hayır, el açması ona bakarsan benim yaptığım ciğer sarma tek başına hani şey olacak bir şeydi. Yaptığım ve tepsi orum da aynı şekilde. Kimse el açması hiçbir şey yapmadı. Ben cesaret edip açtım. Şimdi şöyle bir şey, tepsi orum da ben ilk defa yaptım, aynı boş, şeye geliyor. Boş masaya biz isteseydik girmeyiz. Hiçbir şekilde. Vereydiniz o zaman. Yani. O zaman ben belki çünkü kendisi bile 2 vereceğim. Arkadaşlarım söylediler, kurusuyla. Evet. Pişmişi gelince kendisi de şaşırmış hatta. Bu çünkü çoğalan bir şey. Evet, yani şişer ben de şaşırdım. Bu kadar beklemiyordum. Ya zaten de hani kayınvalideler yemiyor. Birkaç kişi de onu eğer yazdıysa o menüye getirmek zorundayız tabii onu. Şimdi ben bugün o salata dedim. Yok denecek şekildeydi. Ben de son 3 dakika kala salatam ama kaselerim dolu doluydu. Sonuçta o masaya kondu. Evet, geldik şampiyonumuza. Hadi. Enteresan bir hafta. Bakalım 15.000 TL'nin sahibi kim oluyor? İkisi de yüksek puanlar aldılar. Ama bir tanesi kıl payı farkla 15.000 TL'yi evine götürecek. Bu haftanın şampiyonu, 15.000 TL'nin sahibi... Ezgi Beyin Medine Ergün! Programımızda. Çiğdem. Hiç beklemiyordunuz. Sizi böyle alayım. Kayınvalideye gelin. Çiğdem, daha yemek ya. Böyle alın sizi Çiğdem Hanım. İyi misiniz? Hiç beklemiyordunuz. Evet, tebrikler. Tebrik ederim. Tebrikler. Evet, şimdi bir de puanları açıklayalım tabii ki. En yakın rakiben Ezgi, kayınvalidelerden 22, benden 5 puan almışsın. 27 puanla tamamladın. Ve sevgili Medine, sen kayınvalidelerden 23, benden haftanın en yüksek puanı 8 puan aldın. Çok teşekkür ederim. 31 puanla tebrik ediyorum. Evet. 15.000 TL'yi birazdan sana takdim edecekler. Bu haftalık bizden bu kadar. Lütfen hafta sonu sevgiyle, neşeyle, sağlıkla, sevdiklerinizle kalın. Pazartesi tekrar Fox ekranlarında buluşalım ve bütün gelinlerimizi alkışlayalım. Özellikle Can Eğen'e lütfen alkışlar. Teşekkür ediyoruz. İyi ki geldin. Güney Afrika'ya da güzel selamlar, sevgiler, tebrikler kızlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.